en zor iş nedir diye sorun söyleyin. Perde takmak. Aman ne zor iş ne zor iş. O kadar kolaysa siz taksiydiniz ya. Artık temizlik işinde de biraz bize katkıda bulunman lazım. Bu kadar büyütmesene canım. Sabahtan beri bizim canımız çıkıyor. Hiç sızlanıyor muyuz? Ayol sizin yaptığınız iş mi? İnsanın böyle kolları havalı çalışması ne kadar zordur haberin var mı senin? Perde takma işini de bize bırakmazdın herhalde. Bıraksaydım da hani nasıl yapacaksınız? Takabilecek miyiz? Nerede o baba yiğit? O kadar zor mu yani baba? Bıraksan ben takarım bırak. Ah küçük hanım şurada iki halka kalmış. Yarım bıraktı dedirteceğim değil mi sana? Sen bilirsin. İşte baban hep böyledir. Bir iş yap demeye gör yani. Sızlanır da sızlanır hakkım benim. Ben yüzümün hakkından bu işi bitirdim demektir. Siz bana göre bir iş söyleyin de bakın görün bakalım. Sızlanıyor muyum, sızlanmıyor muyum? Musluk tamiri filan gibi mi? Ne zannettin küçük hanım? Var mı bozuk musluk var mı? Hayır canım aman yok yok yok. Ben çok yoruldum işte. Git biraz içeride dinler ya. Vallahi iyi söyledin. İhtiyacım da yok diye yani. Aman koltuklarım. Oo, bunu bırakın böylece ben kaldırırım sonra. Olur canım olur. Aman koltuklarım tutulmuş bütün. Olur. Vay. Ah Nihan ah. Ne oldu? Hatırlatmanın sırası mıydı? Şimdi bir tamir etmeye kalkarsa görürsün. Aslında hepsi de tamir istiyor anne. Ben zaten bir tamirci getirdim. Hepsini yaptıracağım. Bu Nigar Hanım'dır. Tamam. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Buyurun. Oo, kolay gelsin komşum. Temizlik mi temizlik? Ah, sorma Nigar Hanım, sorma. Perdeler takılmadan önce şöyle bir etrafın tozunu alalım dedi. Saatler sürdü vallahi. Büyük salon, kolay değil tabii. Ya, böyle zamanlarda Elif'i öyle arıyorum ki. Geveze mevezeydi ama. Vallahi eli çabuk bir kız. Birini bulamadınız mı daha? Nerede? Arıyoruz, bulamıyoruz. Onlarla da uğraşmak bir dert canım. Onun için istemiyorum. Anne, en iyisi haftada bir temizlikçi getirtmek. Arıyorum evladım, arıyorum. Herkese de tehmin ettim. Hepsinin günleri dolu. Ah, ya. Ah komşum, benim canım komşum. Sen bana niye, ben sana yardım edeceğim. Ay, zahmet olur. Ver hocam, al anam şunu. Sen bana niye söylemezsin ki sana bir kadın lazım madem, değil mi? Benim güzel komşum, ben dursanıza, sana... Otursanıza, otursanıza. Benim... Oturmayayım şimdi, işiniz var canım. Oturun, 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 oturun. Bana, bana bak. Benim Raziye Hanım'ı göndereyim sana ben istiyorsan. Raziye Hanım da kim? Raziye Hanım benim Murtaza'dan evvel hani bende çalışıyor diye kadın. İşte o Murtaza gelince ben de ona yol verdim de. Aman çok iyi olur. Gelir mi dersin? Ne demek gelir mi dersin? Ben isteyeceğim de gelmeyecek. Ay. Gelir gelir de yalnız bir kusuru var kadının. Nedir? Çenesi fazla düşük. Aman olsun canım işimi görsün razıyım ben. Ay yok bak sen o yönden hiç merak etme. Günaydın anne. Günaydın. Aa ne güzel ceviz bunlar böyle. Ayıklanmış ceviz bayat oluyor diye babam bu sefer de bunlardan almış. Hakikaten bunları ayıklamak da bayağı güç anne. Ya ne demezsin ne demezsin. Ay onlardan yeme evladım ayıklanmışlardı. Bunlardan ye ellerim parçalandı ayıklayıncaya kadar. Tamam artık yemem anne. Anne zorlandı ya hazır yemeye alışmış bir kere. Aşk olsun baba. sen niye geldin oğlum? Niye mi? He. Sahi ben niye geldim? Konuştunuz aklımı karıştırdın. Aklını yazmıştır yapmıştır ya. Olur mu baba? Bir şey için geldim ama hatırlamıyorum şimdi. Bulamazsın. Sen gene dışarı çık. Buraya gelinceye kadar neler yaptığını düşün. O zaman buraya gelir sebebini hatırlarsın. Oo bayağı zor iş anne. Ya koskacı adam oldu. Öğretmen çıktı. Hala kafasını çalıştırmasını öğrenemedi bu her nedense. Öğrenir öğrenir merak etme. Ne söylüyordum ben sana? Şimdi söylüyordun. Yok bir şey söylemiyordun. Dur ya ben niçin geldim buraya bir şey için geldim. Emin misin? Aa içeride gazete okurken elimden bıraktığıma göre bir sebebi olsa gerek. O zaman sen de aydın gibi yap. Git içeri gazeteni okumaya çalış hatırlarsın. Haklısın galiba. Bak şimdi sen ne yapacaksın üstü biliyor musun? Gazetenin en son neresini okudunsa oradan başla. Ay en son neresini okuduğumu ben hatırlayacak mıyım acaba? Sen hangi sayfa açıksa oradan başlayıver. Vallahi aferin. Bak ne güzel düşündün. Oğlum sana benziyor diyorum da inanmıyorsun. Ah ben bunları idare etmezsem. Halleri ne olur acaba? Ne oldu anne? Babanla kardeşinin dalgınlıklarına söyleniyordum kızım. Buraya niye geldiklerini unutmuşlar. Şimdi hatırlamaya gittiler. Sahi mi? Bunlara birer akıl defteri tutturmak lazım. O zaman hiçbir şey unutmazlar. Ha vallahi onlar akıl defterine bakmaya da unuturlar. O da doğru ya. Sen çamaşırları yerleştirdin mi dolaplara? Aa rafların örtülerini yaymadım daha. Onları almaya geldim işte. Ha örtüleri şimdi götürdün ya. Götürdün mü? Tabii. Aa. Haklısın. Sahiden de götürdüm galiba. Öyleyse ben buraya neden geldim? Ama şimdi sen mi başladın evladım? Anne ne oldu bize böyle yani? Madem geldin yardım et de şu cevizleri ayıklayalım. Ne oldu? Ah biliyor musun? Unutkanlık herkeste var evladım. İnsanların zekaları ilerledikçe hafızaları kayboluyor anlaşılan. İlim ve fen ne kadar ilerledi bir güneşe gitmedikleri kaldı. Bak annem bunu doğru söyledi. Evet. Yalnız bu dünyada hiçbir şey ne artar ne eksilirmiş. Hı. Sadece şekil değiştirirmiş. Ha insanların hafızaları da o zaman zekaya dönüşüyor öyle mi baba? Vallahi sizinkini bilmiyorum ama benimki öyle. Aman Allah'a şükür benim ileri bir zekam olmadığı için hafızam da kaybolmuyor. Hı. Sen buraya niye geldiğini hatırladın mı? Tabii hatırladım ha. Şu temizlikçi kadın ne zaman geliyor? Yarın.
Peki nasıl bir insanmış tanıyor musunuz? Basbayağı biri herhalde. Nereden tanıyayım canım? Tanımadığım bir insanı eve nasıl sokacaksın söyler misin bana? Aman babacığım eve sokmak için tanımaya ne gerek var? Tamam bırak kızım babam böyledir işte. Mutlaka kendine göre bir gerekçe bulur. Ayol ben bulmadım. Sizin gazeteleri okumadığınız nasıl belli. Son günlerde yine hırsızlık vakaları çok artmış. Ay gözümü seveyim üstücüğüm sağlamlaştıracağım diye gene kilitlerle miritlerle oynamaya kalktım. Ayol siz hırsızı elinizden içeri alırsanız, eve sokarsanız, kimin sağlam olmuş kaç para eder? Aa biz ne zaman böyle bir şey yaptık? Evet, dikkatsiz davranırsanız her zaman yapabilirsiniz bunu. Hırsızlığın çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri de şunu veya bunu bahane edip rahatça eve girmekle yapılır. Onun için tanımadığın insanı eve sokmayacaksın. Aman Hüsnü, temizlikçi kadın hiç böyle şey yapar mı? Nereden biliyorsun? Belki eli uzun biri. Elini bilmem ama dili bayağı uzunmuş. Ne demek o? Biraz gevezeymiş yani. Ama bize ne canım? Allah Allah varsın öyle olsun. Ne demek öyle olsun ayol? Dili uzun olanın eli de uzun olur derler. Aa işte ben bir şey duymadım. Böyle bir kaide mi var yani? Onu bilmiyorum ama böyle tanımadığımız bir insanın sellümüsselam ev almanın doğru bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Canım kadını görmeden nasıl tanırız? Hele bir gelsin. Merak etme dikkatli oluruz. Vallahi siz bilirsiniz. Ben sizi uyarmak için söylüyorum. Baban hep böyle şüphecidir. Ayol kadını Nigar Hanım gönderdi. Kötü biri olsa yollar mı? Ha, bak anne laf aramızda Nigar Hanım teyze de bazı şeylerin kaybolduğundan yakınıp duruyor. Ha buyurun. O kadın varken mi? Aa, bilmiyorum günahını alamam. Allah edette canım Allah. Gene de siz ne yapın yapın. Bu kadın geldiğinde öyle ziynet cinsinden ne bileyim ben yük tarifi bağdağı ne varsa onları ortaya da bırakmayın. Tabii tabii hele bir gelsin de kadın. Hah geldikten sonra tedbir almanın bir faydası yok da onun için söylüyorum size. Aman Hüsnücüğüm kadın sen de birdenbire hırsız yaptın çıktın. Haşa ayol benim kimseye hırsız hırsız yaptığım yok. Hayır o buradayken şayet bir şeyiniz kaybolsa kimin günahına gireceksiniz? Hiç suçu olmadı artık kadının günahına gireceksiniz. Bu daha mı iyi olur yani böylesi? Babam doğru söylüyor anne. Tamam tamam. Akşamdan ben her şeyi kaldırırım. Merak tamam etmezsen. İşte bunu istiyorum ben de. Yaş kapıyı açık bırakmışsınız. Öyle mi? Aa bir yerden soğuk geliyor vallahi. Diyordum ben de. En son kim çıktı dışarı? Ben çıktım bu. Mesela sen açık bırakmışsındır. Bağışlayayım farkında olmadan bıraktım herhalde. Zaten her şeyi farkında olmadan yapıyorsunuz siz. Ne yaptın oğlum? Buraya niye geldiğini hatırlayabildin mi? Evet. Müşken gene bahçeye bir şey düşürmüş. Onu alıver demiştim. Ne düşürmüş? Mutfak önlüğü galiba. Mutfak önlüğü mü? Aa ben onu buldum da verdim bile. Ne zaman? 15-20 dakika oluyor. Sahi mi söylüyorsun? Tabii tabii merdivenleri inip çıkmasın diye kızcağız götürdüm verdim. Unutmuş mu yoksa? Herhalde unutmuş. Vallahi maşallah. Bakıyorum da hepinizin zekası yerinde. Hanımefendi, hanımefendi. Hayır, ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Nefes nefesesin anlar. Boşa boşa geldim de ondan. He. Hani bizimkilerin arabası vardı ya. Hangi bizimkiler? Canım bayram efendilerin. Vardı ne oldu? O araba çalınmıştı ya. Ama çalırsa çalsın sana ne? Canım bana ne olur mu hanımefendi sevaptı. Ama ne sevabıymış bu bana? Ben o arabayı buldum. Sen mi buldun? Buldun ha. Niye inanmadınız mı yani? Ay ilahi Murtaza efendi ne diyeyim sana bilmem ki. Herkesin yaşlanınca aklı çoğalır. Seninki tam tersine eksiliyor galiba. Sen polis hafiyesi misin ki el alemin arabasını aramak sana mı düştü oğlum? Canım ben aramadım hanımefendi. Çarşıdan geçerken vuruverdim. Çarşıdan geçerken mi gördün? Onların arabaları siyah renk değil miydi? Siyahtı. Haklısın siyahtı. Arabanın dört tekerliği vardı. Yuvarlak direksiyonu var. Ne yani? Hani? Ben de alay mı ediyorsunuz? Rica ederim yani. Etmeyeyim de ne yapayım şimdi yani Murtaza? Ne yapayım etmeyeyim de? Sen her gördüğün sakallıyı baban mı sanıyorsun ha? Dünyada bir yıl siyah araba var evladım. Yalnız onların mı siyah? Ya numarası mı hani demeli? Numarası mı? Ya numarasını nereden biliyorsun? Safin Hasan'ın yazdırdı, tek tek yazdırdı. Bulana da ödül vereceğini söyledi. Peki senin ezberlediğin numarayla arabanın numarası aynı mı? Tıpa tıp aynı. Nerede gördün arabayı? Kaç kere gittim, gördüm, baktım tıpa tıp aynı. Nerede bu araba? Çarşıda, Koçabaşı'ndaki arsada durup duruyor. Arsada duruyor mu araba? Olmaz o değildir. Niye? Yo, çalan adam getirir de herkesin gözü önüne arabayı koyar mı? Olmuş. Safin Hanım arabayı bulana ne ödül veriyor bakayım? Bir kutu çikolata. Çikolata. İşin gücün yiyecek boğaz tabii. Yiyeyi yazmana döndün. Gırtlaktan başka bir şey yok. Vallahi ondan değil hanımcığım. Sırf yardım olsun diye yaptım. Kadıncağız çok fazla üzülüyordu. Hani haber vermeyeyim mi? Ne diyorsun kıza? Haber vermeyeyim öyle mi? Ben onların hiçbir işine burnumu sokmak istemiyorum ya. Her neyse. Hadi git haber ver. Hadi ver. Yiğitlik bizde kalsın gene. Hemen vereyim. Ver. Ben o arabanın o olduğuna da inanmıyorum ya. Her neyse. Bayram efendi! Bayram efendi! Bayram efendi! Allah Allah! Ayol ne bağırıp duruyorsun sabah sabah? Bahçede ses talimi mi yapıyorsun? Bayram efendi yok mu? Yok. Ha Bayram efendiyle ne işin var senin? Hadi bağırma orada. Bana bak o hanıma da söyle. İkide bir bahçeye salıvermesin seni öyle. Dur kapatma. Sana da söylerim canım. Ne söyleyeceksen çabuk söyle.
Arabanızı buldum, arabanızı! Arabamızı mı buldun? Hani nerede? Yanım burada değer elbette. İstersen seni de götürüvereyim. Nerede? Çarşının alt yanında bir yer. Çarşının alt yanında mı? Sen mi söylüyorsun? Bana bak, benimle oyun oynamıyorsun ya. Yok canım, niye oyun oynayacağım? Gözlerimle gördüm diyorum. Numarası da aynı. Sahi mi? Bana bak, önünde arkasında maşallah yazıyor mu? Yazıyor, yazıyor. Ay öyleyse odur. Ne olmuş anne? Ay bana bak, hani Murtaza Efendi bizim arabayı görmüş. Ne? Ya Murtaza Efendi beni hemen oraya götür. Bana bak, eğer söylediğin doğruysa ne istersen veririm sana. Evet, götürürüm. Hanımdan bir izin alacağım. Hadi izin al, koş. Ay anne, anne ne olursun gitme, lütfen. Nereye gitmeyeyim? Karışma sen, gidelim. Ya Naciye Hanımcığım, başıma gelmedik kalmadı. Öbür odalara girmeden önce şu avizelerin tozunu al Raziye Hanım. Olur, alırım. Bırakır mıyım hiç? Bir seferinde Maçka'da bir evi temizlerken avizeleri silmeyi unutmuşum. Gece yatakta aklıma gelmezdi. Kalkıp giyindim. Benim küçük oğlanı da yanıma taktım. Ne yaparsın? Kadın başımdan gece vakti sokağa nasıl çıkarım? Otobüs yok. Dolmuş dersen yüzüne bakmaz. Neyse, dayandık tabanlara. Allah'tan yapmamışlar. Gece geç saate kadar oyun neyin oynuyorlar ya. Ben gecenin üçünde kapıyı zırdalak çalınca evde bir telaş basıldık zannetmişler. Müzeyyen Hanım yazık beni kapıda görünce küçük dilini yutuyordu. Ah sizden iyi olması pek iyi hanımdır. Beni de pek sever ha. Böyle birinin işini yarın bırakır mıyım? Hemen fırladım oyun masasının üstüne. Avizeyi bir güzel sildim yallah eve. Allah iyiliğini versin Raziye Hanım. Ertesi gün çuvala mı girmiş daha yol? O gece gözüm uyku girer miydi hanımcığım? Ne o? Terazi Hanım bu mu? Aha, terazi olur mu Raziye canım? Ha Raziye Hanım maşallah. Kendisi de pek işlek yani. Hiç durmadı geldi geleli. Pek becerikli, pek hamarat maşallah. Valla ben o işlerden anlamam ne bileyim. Sen anlamazsın ama kadın gözü anlar. Ha iyi. Hoş geldin Raziye Hanım. Hoş bulduk efendim. Hadi bakalım. Beyiniz mi? Evet beyim. Pek genç maşallah. Duydun mu seni genç buldum. Ha, duydum ya sağ ol. İyi bir kadına benziyor. Ya seni genç buldu diye mi? Yok canım yani umumi ahval genel görünüş olarak. Hadi. Az önce ben böyle şeylerden anlamam diyordu. Demek ki ben biraz anlıyormuşum. Ama gene de açık kapı bırakmak lazım. Nasıl açık kapı? Ya daha dikkatli olmak lazım. Daha nasıl dikkatli olalım üstü evde ne kadar değerli şey varsa kaldırdım. Kaldırmadığın hiçbir şey yok mu? Hatırladığım kadarıyla yok. İşte bak her şeyi insan hatırlayamaz. Onun için kadının ahlakından emin olmamız lazım. Ama polisten sabıka kaydı falan çıkartmaya kalkmazsın inşallah. Münasebet abi bir insanın ahlak sahibi olup olmadığını anlamak için çeşitli usuller vardır. Neymiş o usuller? Ben ondan birini tezgahladım bile. Aman kadına da sakın öyle olur olmaz sualler sorma. Yok canım onlar bayatlamış usuller. Benim usulüm bambaşka. Şimdi bak buraya. Küçük odaya bir bütün 10.000 liralık attım. Bir 10.000 liraya mal olacak ama hiç değilse sağlam bir fikrimiz olacak yani. Sen birimizden birimiz düşürmüş gibi. Hiç renk verme bakalım ne yapacak bulunca. Eğer bulup da cebine atarsa o zaman çekiver kuyruğunu. Aman ilahi kadına pusu mu kurdun yoksa? Ökse. Yok. Benim anladığım kadarıyla öyle bir kadın değil o. Vallahi bilmiyorum göreceğiz bakalım. Çikolatanın miktarı artık sizin hamiyetinize kalmış hanımefendi. Bana bak Murtaza efendi, eğer bu gösterdiğin bizim arabaysa istediğin kadar çikolata alırız ama. Ama bir de beni boş yere yorduysan yandın ha. Hiç boş yere yorar mıyım hanımefendi? Ben tetkik ettim. Bu numara sizin numara değil mi arabanın numarası? Ay ta kendisi. Gördünüz mü yalan söylememişim demek. Ay inandım. Ay kapısı da açık. Açık. Ay hiçbir tarafına hiçbir şey de olmamış. Ah canım benim. Gördünüz mü? Allah'ım sana şükürler olsun. Bir de bana inanmamıştınız. İnandım. Ben gidip hemen şimdi polise haber vereyim. Yok canım polise haber verme. Arabayı bulduk ya işte. Ama gelip de zabıt neyin tutması lazım canım. Yok canım. Sen git şimdi birini bul da arabayı çalıştırsın. Siz çalıştırmasını bilmiyor musunuz? Ne bileyim anahtarı olsa belki çalıştırmam yok ki. Bu da yolun üzerinde olsaydı ben iterek çalıştırırdık. Evet. Ama durun ben gideyim birkaç adam bulayım dediğiniz gibi. Hadi koş sen. İterek çalıştırırız artık. Hadi koş Murtaza efendi. Hey hanım ne karıştırıyorsunuz arabayı? Ne işiniz var içinde sizin? Ne işim var? Ha? Kimsin sen? Ben bu arabanın sahibiyim. Ne? Arabayı çalan sensin demek ha? İşte ayağıyla yakalanmak diye buna denir işte. Bana bak ahbap, polise haber vermeyecektim ama sen hak ettin bunu. Murtaza efendi, koş bir polis çağır. Ne polisi hanım, ne polisi? Bu araba benim diyorum size. Ay bak hala iddia ediyor, hem suçlu hem de güçlü. Ben kendi arabamı tanımaz mıyım? Yani şimdi bu araba sizin mi? Elbette, geçen hafta çaldılar. Ya çaldılar demek, emin misiniz? Hem de kapının önünden. Ruhsatını gösterin lütfen. Ay ruhsat bende yok ki, damadımın arabası bu. Sizde varsa siz gösterin. Tabii memnuniyetle, buyurun. Ben bu arabayı geçen hafta satın aldım. Kimden? Seyfi Burçak adında birinden. Ay bu benim damat.
Ya gördünüz mü? Ay demek arabayı size sattı ha. Allah Allah! Sana mı kaldı evladım bu işleri yapmak? Ağır kaldırma demediler mi güzelim? Ay anneciğim bunların ağırlığından ne olur ki? Sen sonra görürsün ne olacağını. Kendini düşünmüyorsan karnındaki yumurcağı düşün. Otur bakayım yerine. Allah Allah! Karnındaki yumurcağı düşün diye diye bana iş yaptırmaz oldun anne. İş yapacağınız günler de gelecek küçük hanım. Allah Allah! Hele kız bir dünyaya gelsin. Bak gene kız dedi. Sanki biliyormuş gibi. Bir daha söyleme bunu anne. Niye söyleyeyim ayol? İnsan 40 gün bir şey söylerse olurmuş. Allah nasip ederse adını da Begüm koyacağım yavrumu. Kızılık olmayacağını bilemem ama adını sen koyamayacaksın. Neden o efendim? Neden biliyor musun? Kız olursa büyük annesinin, erkek olursa büyük babasının adını koymak lazım diye şimdiden dokundurmaya başladılar bile lafı. Canları sağ olsun efendim. İstediklerini koysunlar. İki tane adı olmayacak mı? Benimki de göbek adı oluverir. Ay anneciğim darılma ama senin kadar da uyar oğlu bir kadın görmedim. Niye darılayım efendim? Ne var bunda darılacak? Allah herkesin Allah. Herkesin dediği olsun diye kişiliğinden fedakarlık edersen kusur oluyor tabii anneciğim. Bir kerecik de benim dediğim olsun diye direttiğini hiç görmedim. Bak asıl senin dediklerin kusur oluyor. Niye diye diretecekmişim efendim? Niye çatışayım insanlarla? Üstelik de çok sevdiğim insanlar onlar. Peki sen niçin çatışırsın anne söyler misin? Hiçbir şey için. Çünkü ben bu dünyaya çatışmak için gelmedim. Herkesle iyi geçiniyorum ben. Var mı bir diyeceğin? Ezilirsin. Hep başkalarının dediği olur. Hiç de ezilmem küçük hanım. Bugüne kadar da hiç kimse beni ezmedi. Herkesle de iyi geçindim. Aa. Merhaba anneciğim. Ah canım merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın Müjgan? İyiyim canım. Öyle bir muhabbete dalmışsınız ki ana kız öksürdüm halde. Geldiğimi fark etmediniz. Vallahi fark etmedik evlatcığım. Ara sıra böyle koyu muhabbetlere girişiyoruz. Sana çay getireyim mi yavrum? Öyle makbule geçer ki anneciğim sağ olasın. Bugün senin dersin yok muydu? Yok, bugün okulda sağlık taraması var. Ders olmayınca ben de kalktım geldim. Görsen okul ana baba günü. Çocuklar kaçmasın diye de kapıları tuttular ama ben kaçmayı başardım. Ay çocuklardan da kaçanlar oluyor değil mi? Korkanlar var tabii. Veren testi yapıyorlar ya. Çoğu bunu zor bir şey sanıyor. Oysa deriyi şöyle bir çiziyorlar o kadar. Hissedilmiyor bile. Nasıl yapıldığını görünce tabii korkulacak bir şey olmadığını anlıyorlar. Al yavrum. Sıcak sıcak iç bakalım. Sağ olasın anneciğim. Bugün sizinkilerde gündelikçi var değil mi Aydın? Evet gelirken uğradım. Babamla başları dertte anlaşılan. Her şey karışıyormuş. Onlar da babanı sokağa gönderselerdi. Aa gider mi hiç? Dediğine göre kadını kontrol ediyormuş. Her dakika peşindeymiş. Ya. Adına da Teraziyan mı ne diyormuş? Teraziye mi? Ay hiç evet. Böylesini de duydum ya. Teraziye olur mu oğlum? Raziye, Raziye. İlahi Hüsnü Bey. Ay baba ne yapacağız? Arabanın sahibini bulunca her şey ortaya çıkacak. Yoktur bile ucunda ölüm kızım. Korkma öyle şeyden. Nerede çıkacak ki zaten ortaya? Ay ben kendim için korkmuyorum ki. Kimin için olursa olsun korkma. Yukarıda Allah var. Allah Allah piştovla vuracak değil ya bizim bir kadın. Geliyor. Ay. Sen geç bakalım arkama benim. Gelirse gelsin. Benimle yapsın kavgasını da görelim onu. Ay kıyametler kopacak şimdi. Koparsa kopsun kıyamet. Korkma kızım Allah Allah. Neticeden niçin korkuyorum ya? Karşımdaki alt tarafı bir kadındır. Aha. Ne var? Ne oluyor böyle? Yoktur olmuş bir şey bende. Var mıdır olmuş bir şey sende? Yok. Gördün mü? Nasıl sindirmişimdir onu? Ay baba inanamıyorum. Ya inan işte babam böyle bir adamdır. Pabuç bırakmaz öyle işe. Ha, hiç bir şeyi göze aldın mı korkmayacaksın kızım. Cesaretli olacaksın. Bana bakın. Şimdi beni iyi dinleyin. Bugünden tez yok. O damat denilen kazık bu evler içeri adamını bile atmayacak. Anladınız mı? Ay, ama anne ne olur. Dur beni şimdi iyi dinle sen. Benim iznim olmadan değil böyle dışarı gitmek, pencereden bile dışarı bakmayacaksın, anladın mı? Yapma bir de Safinaz, neticede bir genç kızdır bu. Sen sus Bayram Efendi, sen sus, sen hiç konuşma. Seninle sonra konuşacağız biz. Dur hele sen. E konuştun konuşacağını be Safinaz. Var mıdır konuşacak bir şey daha? Ya olmaz işte bu. Kızım, bu koltukların yeri burası değil ki. Ben olmadığını bilmiyor muyum beyefendi? Daha yerleştirmedim ki. Önce yerleri sileceğim. İyi oldu o zaman. Ben de beni temelli koydun zannettim. Ben zaten karışmıyorum canım.
İyi ki karışmıyorsun be. Sabahtan beri ne yapıyorsun? Her dakika kadının peşindesin canım. Tabii peşindeyim. Aa. Bu evin düzenini bilmez ki o. Ayol ben neciyim bu evde? Erkekler böyle şeye karışır. Sen niye çıkıp dolaşmıyorsun Allah aşkına? Aa, niye çıkayım efendim? Ayol her dakika kadının peşindesin. Kadın titizleniyor. Hani bir daha gelmeyecek diye korkuyorum. Zaten Binnaz da getirdik bulduk. Binnaz olur mu bana öyle? Kendi yanını söylüyor. Evet. Raziye, Raziye. Hayır canım. Binnaz da geldi bu. Aa, söylüyor. Gelmezse gelmez canım. Biz de başkasını buluruz. Ne yapayım yani? Nereden buluruz? Onu bulunca kadar canım çıktı üstüne. Aman. Vallahi onu bunu kaçırırsak hani dilimden kurtulamazsın haberin olsun. İyi, annenin nesi olduğunu bilmiyoruz ki. Daha öğreneceğiz bakalım. Bırak, hadi çekmeceye bak sen. Ne çekmecesini? Ay şu çekmecenin kilidi bozuk. Ona bir bak. Öyle mi? Ha. Dur, yaparız, yaparız. Hadi. Dur, tornavidamı falan alayım geleyim, dur. Anne. Efendim canım. Nigar teyze sana seslenip duruyordu, duymadın mı? Hayvanlar, halim yok. Kimseye bakacak halim yok şekerim. Niye sesleniyor bana? Bilmem ki, bir bakıver istersen. Ay bakamam şekerim, burasını bırakamam. Baban her dakika kadının peşinde. Kadını kaçıracak diye ödüm patlıyor. Eğer çok mühim bir şeyse seslendi Nigar Hanım geliversin buraya. Söylerim ben şimdi giderken. Hı. Anne izin verirsen ben çıkıyorum. Ha, nereye çıkıyorsun sen böyle giyinmişsin? Aha, çarşıya gidiyorum. Oradan da tarığı alıp halamlara gideceğiz. Halamlara mı? Evet. Hatta konser geç biterse belki orada kalır. Sordu mu? Ne konseri? Aa öyle ya. Sana söylemedim değil mi? Yo. Biz bu akşam klasik Türk musikisi konserine gidiyoruz. Öyle mi? Hiç haberim yok. Tarık meraklı ya. Hı. Raif enişte de bunu duyunca akşamki konser için 4 tane bilet almış. Hı. Halan da yemeği bizde yer öyle gideriz dedi. Hı. Kusura bakmazsın değil mi anneciğim? Kusur olur mu evladım? Tabii tevekkeli değil. Halan sabahtan beri ortalarda yok. Kim bilir size ne güzel yemekler hazırlamıştı. Ah ben de erken gidip yardım etmek istiyordum ama olmadı işte. Olsun olsun gene git. Hadi vakit gidecek. Anne geç kalırsak merak etme bizi oldu mu? Belki gelmeyiz. Gelme gelme. Niye? Merak da etmez. Zaten biraz geçkince babanız uyumuyor, bekliyor sizi. Onun için gelme. Biliyorum anne de. Sen gene de dönmeyeceğimizi ona söyle. Oh, oh, oh! Havayı güzel gördünüz. Kapıyı bacayı açmışsınız bakıyorum. Merhabalar. Buyurun Nigar Hanımcığım. Hoş geldiniz. Ben de şimdi size uğrayacaktım annem evde demek için. Ben biliyordum annenin evde olduğunu güzel kız. Ah bu ne şıklık böyle nereye? Konsere gidiyorlar konsere. Allah versin. Hem de Raif Bey davet etti. Öyle aman Raif Bey'e benden selam söyle. Bana tavladan 2 tane çikolata borcu vardı. Sana versin de ye. Ha? Sakın yemekten önce söyleme, iştah kaçar. Biliyorsunuz onun da yenilmeye tahammülü yoktu. O zaman benden oynamasın hiç. İzinlersiniz ben gideyim artık. Hayır, hayır, hayır. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Hepsine selam söyle. İyi eğlenceler. Aman komşum, deminden beri sana sesleniyorum. Duymadın mı ayol? Duymadık, kusura bakmayın. Yani sabahtan beri canımız çıktı. Şu temizlik bitmedi. İyi ki geldiniz, ben de bir nefes aldım. Buyurun şöyle oturun. Olur, oturayım canım. Ah çok yorulun. Niye kusuruna bakayım senin, ben bilmiyor muyum? Güzel komşum benim. Ah kolay gelsin Raziye Hanım. Ah Nigar Hanımcığım hoş geldin, şükür görüştüğüne. Hiç de ses vermezsin. Sen geçen şimdi günler... işine bak yavrum, sen şimdi işine bak, sonra görüşürüz. Hadi, hadi. Ay, ama buna da laf at. Vallahi arkası gelir, çenesi durmaz, susmak bilmiyor bir türlü bu kadın. Eline çabuk ama maşallah. Ama gününe de çabuktur. Muhabbeti pek sever. Fazla yüz vermeyiz, ona baş edemezsiniz ha. Siz benden bir şey mi istiyordunuz? Ama ne isteyebilirim ki anacığım? Seslenmişsiniz de. Bunu soracaktım. Memnun musun diye. Aman memnun olmasam da razıyım. Allah sizden de razı olsun, işimi görüyor. Deli bozum biridir ama. İyi iş görür, hiç merak etme. bir şeyler anlattı mı size? Ne gibi? Şimdi konuyu, komşuyu tanımak istiyorsan ona soracaksın. Gittiği evlerden haber taşır, hep söz taşır. Vallahi siz sakın yanında fazla konuşmayın, dikkatli olun. Sonra ertesi gün başkalarından duyarsın. Sahi mi? Tabii, iyi ki söyledin. Evet, işte böyle komşucuğum. Ya. Ama benden korka, benim için konuşamaz. Tabii ama siz gene de dikkatli olun. Tabii canım. Ooo, siz miydiniz Nigar Hanım? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, bir kusura bakmayın, ellerim kirli şey demedim. Tamirat mı istemeyeceğim? Ne yapayım işte? Şu kirli tamir ediyorum. Ne güzel, elimizden geliyor böyle şeyler. Bizim Bey hiç becerikli değildir. Yaa canım, onun da becerdiği şeyler var tabii. Ne gibi? Ne gibisi var mı? Ben manen çıkarmayayım lafımdan. Ne bileyim işte, bina yapıyor, bina satıyor. Az marifet mi bu? Manalı konuştunuz gibi geldi de bana. Aman Allah göstermesin, ben haddimi bilirim. Nerede manalı mı? Korkarım ben sizden. Yeniden saçım başımı yoldurmaya niyetim yok. Vallahi ne diyorsunuz? Ben bir şükrediyorum. İlk iğreti saç vardı kanalda. Kendi saçım olsaydı verilmiş sadakamız varmış. Vallahi sizi dinlemezdim hiç ha. Hadi ben sizler fazla kalmayayım da işlerinizi görün. Kolay gelsin Naci Hanımcığım. Hoşça kal Raziye Hanım. Güle güle. Olmuyor. Ya bu anahtar bunun değil. Değiştirmişler bu. Aa kim değiştirebilir ki şunu? Ya, birisi değiştirmiş. İçeride bir deste anahtar var. Bakayım uydurabilecek miyim bir tanesini? Hadi bakalım. Abla.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Kocanın başını boş bırakma, ne olursun, sahip ol. Aa, ne demek o? Ben o kadar söylüyorum işte. Ne oldu, bir şey mi var? Ayol, demin Nigar Hanım'ın ne dediğini duymadın mı? Adamın saçını başını yolmuş. Bir kadın durup dururken bir erkeğin saçını başını niye yolar? Ay sen çok yaşa Emin Raziye'm, hiç güleceğim yoktu vallahi. Ay sen buna gülüyor musun? Kusura kalma ama çok safsın vallahi abla. Vallahi alemsin Hüsnü. Hala etrafta toz mu arıyorsun? Yani kadın çıldırmadan gitti çok şükür. Lomar çıldıracak, çıldırtacak. Ne yaptık efendim? Her şeyine karıştın. Daha ne yapacaksın? Bunlar işlerine karışılmaktan pek hoşlanmazlar. Sen de neredeyse tepene oturtacaktın. Oturturum tabii. Kadın hemen atleme lazım. Baksana etrafı tertemiz yaptı. İyi, Allah mübarek etsin. Hadi bakalım. Zaten bir daha temizlik günde seni kapı dışarı edeceğim, haberin olsun. Hiç böyle bir plan yapmana gerek yok. Çünkü nasıl son kadın buraya gelemeyecek? Niye gelemiyor? Yahu para gitmiş para. Hangi para? Kadını denemek için para koymamış mıydım 10.000 lira? Aa, yok ortada. Sahi mi söylüyorsun? İyice aradın mı? Aramaz olur muyum ayol? Etrafı da tertemiz süpürmüş. Ve süpürmüş de süpürürken demek ki parayı da beraber süpürmüş. Parayı da beraber mi süpürmüş? Dur bakayım üstü, dur bakayım. Ne? Elektrik süpürgesiyle süpürdü her yeri. Elektrik, ya bir kazayı uğrasa elektrik süpürgesinin içindedir o zaman. Hayır olamaz. Ne? Torbayı ben boşalttım. Eş buyurun işte, tamam. İşte gördün mü bak ya. Allah dur dur, telaşlanma, bir de şuralara bakayım ben. Oralara ne bakıyorsun öyle, ben bilmiyor muyum nerede, nereye bıraktığımı? Aa, Nasrettin Hoca gibi orada kaybetmiş, burada arıyor. Oh, pisler gibi olmuş. Ne yapıyorsun anne sen öyle? Para arıyor, para. Parayı yerlerde mi arıyor? İşte babanın dahiyane buluşu oğlum. Oo, artık paraları yerleri mi saçıyoruz baba? He he, dedim. Olsun. Tamam tamam, abi. Siz niye geldiniz çocuklar? Nihan'ların gittiğini biliyorduk, sizi yalnız bırakmıyorduk. Eksik olmayın, eksik olmayın. Gitti, gitti, 10.000'lik gitti artık. Ben 10.000'den vazgeçtim canım. Bütün ümitlerim bitti benim asıl. Sen bir daha dünyada sokmazsın eve kadını. Aa, ben sokacak olsam sen razı olur, alır mısın eve gene? Ne diyeceğim bilmiyorum ki canım. Şey, sen önce bir ötene verene bak bakalım. Daha eksilen bir şey var mı? Her şeyi mi topladım biliyorsun? Ya toplamadığın da vardı. Şu mücevheratına bak. Onu sayınca anlarsın amca. Hay Allah, hay Allah. Baba, neler oluyor anlatır mısınız? Annenizin tedbirsizliği işte. Tanımadığı bir kadını eve alırsa sonu böyle olur. Bir şey mi oldu baba? Bugün temizliğe gelen kadını tecrübe şey eder, yani deneyelim dedik. Deneme olumsuz çıktı. Sahi mi? Ya, nasıl baba? Şimdi onun görebileceği bir yere ben bütün bir 10.000 liralık bıraktım. Kadın altından cebine atmış parayı. Aa, değil mi? Çok güzel bir buluştu orası bu baba. Vallahi nesine güldü ben anlamadım. Ama Hüsnü'cüğüm dediğin doğru galiba. Üç taşlı. Üç taş olmaz, üç taş olur mu ya? Ne? Üç tunç tas. Hoş has hoş yap diyeceksin. Allah aşkına neler söylüyorsun? Yüzüm, yüzüm, başta yüzüm yok. Aa, iyice baktın mı? Evet, hepsini bunun içine koymuştu. Hadi ölsek orta yerde bıraktım. Yok canım, bırakır mıyım Allah aşkına? Şey, koymadan önce nerede duruyordu bunlar? Yatak odasındaki tuvalet masamın üstünde o. Oraya baktın mı peki? Baktım, yok. Aa, işte o da ölse 10.000'in yanına gitti. Gitti mi dersin? Hiç şüphel olmasın bundan. Ah, tuh, 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 tuh. Tuh, tuh, var mı? Her zaman söylerim. Orta yerde bir şeyinizi bırakmayın diye. Sonra onun bunu günahını alırsınız. Hoş, bunda günahını almış bir durum yok ya. Bir nasihattan bir musibet hayırlıdır deyip seni niye çekeceksin? Kadını karakola veremeyiz ki. Vallahi buna çok üzüldüm Hüsnü. Anne, yüzüm çok mu değerli? taşları pek iri değildi ama değerliydi. Rahmetli babacığım evlenirken takmıştı. Hatırladım. Çok da güzel bir yüzüm. Tut, tut, tut. Aa, kapı mı açıldı? Yok, yok, kapı. Aa, yaşamaz. Ayol, siz niye geldiniz? Gel alışım, otur. Siz hani konsere gidecektiniz? Sonra oradan geliyoruz. Meğer konser yarın akşamdır. Rahip Bey biletlerin üstündeki tarihi yanlış görmemiş mi? İhtiyarladık galiba. Ah canım, bunu yeni mi fark ettiniz? Geri dönünce biz de buraya gelmeye karar verdik. İyi etmedik mi? İyi ettiniz, iyi ettiniz. Niye soburtuyorsunuz öyleyse? Soburtmamızın sebebi başka abla. Bir şey mi oldu? Hele bir üstünüzdekileri çıkarın da anlatırız değil mi? Vallahi bunlarda bir şey var. Aa baba, evet. Aklımdayken şunu da size vereyim, bu sizin galiba. Niye durup? Ne oldu? Dur, küçük odada düşürmüşsünüz. Giderken kaybolmasın diye aldım, vermeyi unutmuşum, affedersiniz. Aa! Sen mi aldın da bunu? Almasa mıydım? Sözde o parayla temizlikçi kadına bir pusu kurmuştum. Ben tuzak hazırlamıştım onunla. Ay, meğer Nihan almış desenize. Ay, ne bileyim ben tuzak olduğunu? İlahi birader, üzülmenizin sebebi bu muydu yoksa? Demek tuzağı sen düştün ha? Hadi iyi ki aklıma geldi de verdi. Aman kadının da bir günahını aldık ki sormayın yani. Ne demek bir günahını aldık ya? Söz konusu yalnız bu para değil ki. Üç tuş tas, ay üç tuş tas diyorum. Üç taşlı yüzük de yok ortada. Ya, ya o da yüzüğüm de kayıp. Sahi mi söylüyorsun ya anne? Daha kim bilir neler, bilmiyoruz ki. Sen de değerli şeylerini bir kontrol et bakayım. Aa, benim her şeyim tamamdı. Vallahi yüzüğüme çok üzülüyorum ablacığım. Tabii, manevi değeri de vardı çünkü. Durun bakayım, durun. Nasıl bir yüzüktü bu? Ay, bilmiyor musun ablacığım? Üç taşlı yüzük rahmetli babacığım evlenirken takmıştı. Evet. Bu muydu? Ha, o işte. Aa! Dur bakayım. Nereden buldun sen onu abla? Vallahi bunlar hep der şaşırmışlar. Ayol, Safinaz'ın kızının dükkanına giderken emanet olarak bana vermemiş miydin, unuttun mu? Sahi sahi, parmaklarım bomboştu da.
Sana vermek için devamlı yanımda taşıyorum. Her seferinde de vermeyi unutuyorum. Hadi kaybolma da al. Dur, şey, bu yüzük, o yüzük mü Naciye? Evet, evet. Görüyor musun, kadını boş boşuna günahını aldı yüzünü. Ya birader, senin pusu işe yaramadı galiba. Ama benim düşündüğüm pusu tuzak filan değil. Bunca günahını aldığından nasıl kalkacağız, onu düşünüyorum.